Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımız Lovely Lady. Lovely Lady yani sevimli bayan adı altında arkadaşlar. Kitabımızın 3. bölümünü hazırlamaya çalışacağım bu videoda. Umarım yararlı oluyordur. Hemen nokta belirledim. After dinner, akşam yemeğinden sonra they had coffee in the warm drawing room. Bu sefer kendileri arkadaşlar. Yani bu drawing room yani mobilyaların olduğu oda diyelim ya da çalışma odası diyelim arkadaşlar. Orada mesela yani warm yani sıcak olan bu çalışma odasında, drawing room çalışma odası diyelim. Yani bu sıcak olan çalışma odasında kahve içerlermiş. Bakın they had coffee yani kahve içerler. In the warm drawing room. Evet şöyle bakalım. Evet. The room was full of lovely furniture. Yani bu oda çok sevimli mobilyalarla döşelidir ya da doludur şeklinde anlamlandırıyorum. Değerli arkadaşlar buradan... Şöyle şuraya geldim. For many years, yıllardır Pauline had collected furniture. Yani Pauline denilen kadın arkadaşlar mobilya toplamaktadır. Yani bir koleksiyon olarak mobilyalar toplamakta. And beautiful, unusual pictures from many different countries. Ve birçok farklı ülkeden de yani ne topluyor arkadaşlar? Yani güzel ve sıra dışı, bakın unusual, sıra dışı resimler toplamaktadır. Cümleyi tam anlamlandıralım arkadaşlar. For many years, yani yıllardır Pauline from many different countries yani birçok farklı ülkeden birçok güzel unusual pictures olan yani sıra dışı resimler ve mobilyalar toplamaktadır şeklinde çeviriyorum. Şöyle gelelim. She has sold these things to museums for a lot of money. Yani kendisi bu şeyleri arkadaşlar yani toplamış oldu. Bu şeyleri müzelere epey bir paraya satmaktadır. Bakın satma kelimesi burada. Evet, şöyle geldim. This had made her a rich woman. İşte bu durum, yani bu durum onu zengin bir bayan mesela yapmıştır. Şeklinde çeviriyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle geldik. Pauline, Robert and Sis chatted together pleasantly. Yani bu Pauline, Robert ve Sis denilen kişiler arkadaşlar demek ki kahve esnasında chat yani konuşmaktadırlar, sohbet etmektedirler. Yani birlikte pleasantly yani güzel bir şekilde, kibar bir şekilde sohbet etmektedirler. Şöyle gelelim. Evet. Their conversation was always simple. Yani konuştukları bu sohbet, yani bu sohbetleri was always daima basit and bright. Yani basittir ve aynı zamanda mesela bilgi doludur. Yani öyle o şekilde mesela sohbet etmektedirler diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Then at 8:30 sonrasında saat 8:30'da sis carried the tray of coffee things. Yani sis denilen kişi ne yapıyor arkadaşlar? Mesela carried of coffee things out of the room. Yani bu tepsi yani tepsinin üzerindeki bu kahve takımıyla birlikte bakın tray of coffee things yani bu kahve malzemesiyle birlikte odadan çıkarmış arkadaşlar. Tekrar üzerinden geçelim. Yani then at 8:30 sonrasında saat 8:30'da siz yani kahve tepsisini yani üzerinde kahve malzemesinin bulunduğu tepsiyi alarak out of the room odadan çıkmaktadır. Şöyle gelelim şuraya. Robert always stayed and continued chatting to his mother. O arada Robert daima yani annesiyle birlikte kalmakta, stayed kalmakta and continued chatting to his mother yani annesiyle sohbete devam etmektedir. Bakın devam burada continue. Yani annesiyle sohbete, annesiyle chat yapmaya devam etmektedir. Şöyle geldim. He always listened to everything that she said. Yani kendisi bu Robert denilen kişi arkadaşlar ne yapıyor? Bakın Robert denilen kişi evet yani he daima annesinin söylediği her şeyi bakın everything that she said annesinin söylediği her şeyi dinlemektedir. Evet. Değerli arkadaşlar buradan şuraya geldim. At the side of the house evin diğer tarafında ise bakın at the side of the house evin diğer tarafında ise there was a large courtyard. Yani büyük bir bahçe varmış. Evet. Şöyle gelelim. Evet. Sis had a flat just across the courtyard. Yani sizin oturduğu ev arkadaşlar. Yani sizin oturduğu daire diyelim. Sizin oturduğu daire. Just across the courtyard. Courtyard yani bahçenin hemen diğer tarafına. Yani karşısındaymış diye çeviriyorum. About the old coach house and stables. Hemen hemen yani bu işte evin at arabasının ve ahırının bulunduğu yerin üzerinde. About üzerinde arkadaşlar. Tam anlamıyla çevirelim.
Sis denilen kişi arkadaşlar, yani hemen bahçenin karşısında, bakın across the courtyard, bahçenin karşısında ahırın ve at arabasının, mesela koçun bulunduğu, yani ahırın üzerinde bir daireye sahipmiş, yani bir dairesi varmış şeklinde çeviriyorum. Şöyle gelelim. Evet. Several years ago, yani yıllar önce, a carriage and horses had been kept in this. Yani bir araba ve atlar, yani bu in this buildings, yani bu binalarda, yani demek ki evin altındaki binalarda bir araba. Şöyle geri gelelim. Şöyle geri gelelim. Bakın, a carriage, at arabası arkadaşlar. İnsan taşıyan at arabası. And horses, ve atlar, had been kept pasif bir cümle, yani burada bu binaların içerisinde tutunmaktaymış. Yani eskiden, yani bir araba ve atlar burada bulunmaktaymış diye çeviriyorum. Şöyle gelelim. Now Robert kept his car in the coachhouse. Fakat şu an Robert, yani arabasını, mesela bu atlı arabanın bulunduğu yerde koruyormuş. Yani orada tutuyormuş şeklinde çeviriyorum. Now Robert kept tutmak anlamında his car, yani arabasını, in the coachhouse, yani o atlı arabanın, yani eskiden o atlı arabanın bulunduğu yerde şimdi arabasını tutmaktaymış. Oraya koymaktaymış diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, şöyle şuraya kadar da gelelim. Bu bölümü de bitirelim. Siz, evet, şöyle gelelim. Evet. Siz didn't always go to her flat after dinner. Yani siz, yani daima, yani genellikle akşam yemeğinden sonra hemen dairesine geçmezmiş. Yani gitmezmiş. Evet. Şöyle gelelim. Evet. İnsama, yani özellikle mesela yaz ayında, summer, yaz ayında, she sometimes sat outside in the large garden. Yani kendisi bazen büyük bahçenin içerisinde otururmuş. Dışarıda otururmuş. Şöyle gelelim. She listened to Pauline's laughter coming from the drawing room. O arada, yani kendisi bu Paulina'nın, mesela o çalışma odasından gelen gülüşlerini dinlermiş. Yani gülüşmelerini dinlermiş. Evet. Şöyle bakalım. Evet. In winter, kışları ise, mesela kış sezonunda ise, siz putone tikwat, yani kendisi böyle kalın bir pardösü giyermiş. And walk through the garden, ve bahçelerin içerisinde gezermiş. And down to the little bridge over the stream, ve yani demek ki nehrin üzerinde bulunan o küçük köprüye doğru gidermiş. Değerli arkadaşlar, şöyle şurayı da bitirelim. She liked to hear the water running under the bridge. Yani kendisi köprünün altından geçen suyun sesini dinlemekten hoşlanırmış diye çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. Şöyle. She would look back at the light and windows of the driving room, where Pauline and Robert were so happy together. Yani kendisi demek ki bu gezinti sırasında, yani ne yaparmış arkadaşlar? Paulina ve Robert'in mutlu bir şekilde birlikte, bakın, so happy, oldukça mutlu bir şekilde, yani o birlikte bulunduğu odanın penceresinden gelen ışığa, yani dönüp bakarmış. Bir de üzerinden geçelim. Bakın, oldukça uzun bir cümle. She would like, yani sevmek anlamında, yani tercih etmek anlamında, she would like back at the lighted windows. Yani look back, geriye bakmak arkadaşlar. She would look back, yani geriye bakmayı tercih edermiş. At the lighted windows of the driving room, where Pauline and Robert were so happy together. Yani bu sis denilen kişi, yani Pauline ve Robert'in oldukça mutlu bir şekilde birlikte olduğu bu çalışma odasının penceresinden gelen ışığa dönüp bakmayı tercih edermiş şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, evet, bu bölümü de burada sona erdirdim ve bir sonraki bölüm buradan devam eder. Değerli arkadaşlar, bu çalışmamızı yani yararlı görüyorsanız lütfen paylaşın. Bakın, İngilizce zor bir dil, öyle kolay bir dil değil. İki kelimeyle ezberlenerek olacak bir şey değil arkadaşlar. Anlam vermek özellikle çok önemli. Anlam verebilmek için epey kelime, yani epey hikaye kitabı okumamız lazım. Hikayelerle içli dışlı olmamız lazım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.